Şimdi layout site'a gidip web sayfamızın logo linkini düzenlememiz lazım. Layout site'daydı bu. Çünkü logomuz her sayfada gözüken kısımlardaydı. Yani layout'umuzdaydı. Şu logomuz. Evet, logomuzun linki bu. Şuradan çekiyormuş logomuzu. Zenblock. Buraya gelip linkini düzeltmemiz gerekiyor. Href kısmına geldim. Slash home diyorum. Home controller içerisinde index action'ını kullanaraktan bu linki verdim arkadaşlar. Bunu kaydettim. Tekrar sayfalarımı çalıştırıyorum. Ya da çalışan sayfama gidip yenilediğimde sayfamı gördüğünüz gibi bu linkimde düzenlenmiş oldu. Şimdi peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Artık bir sonraki adıma geçebiliriz. Tasarımımız 3 aşağı 5 yukarı hazır. Artık benim amacım sayfamda mesela burada makalelerim var değil mi arkadaşlar? Burada ya da şurada bir slider'ım var. Bu verilerin veri tabanından gelmesini sağlamak istiyorum. Bunun için bir veri tabanına ihtiyacımız var. Veri tabanını nerede oluşturuyoruz? Farklı farklı veri tabanlarımız var. Veri tabanı editörlerimiz var. Biz MS SQL yani SQL kullanacağız. Bunu da kullanmanız lazım. İki tane program kuruyorsunuz yani. SQL Server sonra da SQL Server Management Studio'yu kuruyorsunuz. Yani bunun kısaltılması MSS Management Studio diye geçiyor. Bu iki programı kurduktan sonra böyle bir arayüz karşımıza çıkıyor. SA oturumu aktifmiş bende. Bu şekilde bir bağlanmayı deneyelim. Evet, bir sıkıntı verdi. Bazen şuradan şeyi seçelim bir. Windows Authentication ile bağlanmayı deneyelim. SA'nın şifresini hatırlayamadım. Büyük bir ihtimal 1'di. Bir deneyelim isterseniz. Şuradan bağlantıyı kopart diyorum. Disconnect. Normalde kurulum yaptığınızda direkt zaten bu şekilde bu pencere ekranınız karşınıza geliyor başlattığınızda. Windows Authentication ile bağlanabiliyorsunuz. Bir de bir takım ayarlar yapıp kendin SA'yı aktif etmemiz gerekiyor. Ben bunu aktif etmiştim herhalde bu bilgisayarda. 1 mi şifre? Bir deneyelim. Evet, şifremiz 1'miş. Buna bağlanabilirsiniz ya da varsayılan olarak Windows Authentication ile de bağlanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı videolar ben size atacağım, göndereceğim. Ya da internette, YouTube'da birçok kaynak var. Daha önce veri tabanı dersi görmüş müydünüz siz? SQL. Harika, süper. Yabancı değilsiniz. Şimdi veri tabanı olaraktan bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Biz çok karmaşık işler yapmayacağız. Sadece bir tane tablo üzerinden işlerimizi halletmeye çalışacağız. Temel düzeyde bir veri kaynağımız olacak. Database'e gelip sağ tıkladığımda New Database'de yeni bir veri tabanı oluşturuyorum. Evet, bu veri tabanına bir isim vermem gerekiyor. İşte bir sitemiz vardı. Site 2 miydi bizim sitenin adı? Site 2 DB diye bir isim veriyorum. Site 2 DB diye bir isim verdim. Şu ayarlamalar böyle varsayılan olarak kalabilir. Database name'ini verdim. Okey diyorum. Açtım ve şuraya bir DB'm oluşturdu. Veri tabanı dosyam geldi. Daha önce oluşturmuş olduğum veri tabanları dosyaları burada var. Ben yeni oluşturduğum site 2 DB veri tabanından devam edeceğim. Burada tablolarım var. Tables. Herhangi bir tablo henüz oluşturmadığım için boş. Buraya gelip yeni bir tabloyu buradan oluşturabilirsiniz ya da data diagramdan devam edeceğim ben. Buna geldim. İlk açıldığında böyle bir mesaj geliyor. Yes dedim buna. Data diagramın üzerine sağ tıkladım. New diagram diyorum. Herhangi bir tablom varsa ekleyebiliyorum bu diagram üzerine. Close diyorum. Çıktım. Buraya geldim. Sağ tıkladım. New table ekliyorum. Bir tablo oluşturacağım. Ben ne yapacaktım? Blok yazılarımı tutacağım. Bir tablo oluşturacağım burada. Blok yazımda ne olur? Yazı başlığı oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, bir tane blok adında bir tablo oluşturuyorum. Blok mu diyelim ya da blok diyelim, tamam. Okey. Bu blok tablomda bir ID değeri olacak. Her tabloda bir ID değeri tutmak zorundayım. Bunun sayısal bir veri olmasını istiyorum. Integer tipte. Başka şurada alan isimleri belirliyorum. Column name'ler. Başlık olacak değil mi? Başlık diyorum. Başlığım buradan veri tipi en varchar max 50 diyebilirim. Buradan 50'yi seçip 100 yapabilirim. Buradaki boyutunu değiştiriyorum. 100 daha sağlıklı olur. Başka başlık özet kısmı tutabiliriz. Özet diyebilirim. Hani bazen ilk girişte özet kısmı daha sınırlı bilgi veriyor ya, onu tutmak için. En varchar buna da 250 diyelim. 250 karaktere kadar izin versin. Sonra yazının kendisi. Yazı diyelim buna. En varchar. Bu da max olsun. En varchar max olsun. Ne kadar yazacağını bilmiyoruz. Boyutu yüksek bir veri olsun.
Bir de bunu yazan kim? Yazar diyelim. Yazar bilgisini tutalım. Envar Çar 50 olaraktan kalsın. Bir de farklı bir şey. Görsel kısım. Resim tutacağız değil mi? Bununla ilgili bir tane resim olsun. Ve bunun veri tipi de Envar Çar olarak tutuyorum bunu da. Bunu daha sonra düzenlediğimizi anlayacaksınız. String bir veri. Resmin yolunu tutacağım. Resmin kendisini tutmuyorum. Resmin yolunu tutacağım için string bir veri kaydedeceğim buraya. Dolayısıyla Envar Çar 50 olaraktan ya da bunu da biraz artırabilirim. 100 olaraktan kaydedelim. Yazar ismini de artıralım. Sonra sıkıntı çıkartmasın bize. Bunu da 100 olaraktan yaptım. Başka bu kadar yeter bize. Temel düzeyde bir veri tabanı oluşturacağım. Şimdi burada bir takım özellikleri vardı. Onları değiştirmem lazım. Mesela şurada ID'nin özelliğine geliyorum. Sağ tıkladım. Property'sine. Bu ID otomatik olarak atanan bir değer olacak bizim için. Identity Specific seçeneğine geliyorum. Burayı yes yaptım. Is Identity'sini yes yaptım. Bu veri tabanına her kayıt yapıldığında otomatik olaraktan sıralı bir sayı atamasını istiyorum. Is Identity'sini yes yaptım. Bunu nasıl yaptım? Sağ tıklayıp Property'sinden gelip Is Identity'sini yes yaptım. Bir de buraya sağ tıkladım. Set Primary Key. Her tabloda bir anahtar değerim olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da ID değerine atıyoruz. Her tabloda bir ID'miz vardır ve bu primary key'i set etmemiz gerekiyor. Evet, bunu kaydedebilirim artık. CTRL-S dedim. Diyagram ismi diyagram 0 olarak kalsın. Şu an tablom oluşturuldu. Diyagram üzerinden oluşturdum dikkat ederseniz. Ve bu tablolara gelmiş olması gerekiyor. Bunu göremediysem refresh yapalım şöyle bir. DB'nin üzerine geldim. Refresh yaptım. Evet, blok tablom gelmiş. Veri tabanını yenilediğimde bunu görüntüledim. Şu an basit bir veri tabanım ve içerisinde bir tablom var. Bunu ben ne yapacağım? Sisteme dahil etmem gerekiyor. Visual Studio'ya geldim. Bununla ilgili dokümantasyonumuz vardı ya. Ona da bakalım. Onda vardı bilgiler. Ekranlara görüntü geldi değil mi? Şimdi aşağı doğru geliyorum. Layout oluşturma işlemlerini yapmıştık. Şurada veri tabanı. Evet, model oluşturma. Şimdi sitemize model ekliyoruz. MVC'nin M'si olan model oluşturma kısmına gelmiştik. SQL Server Studio'da bir veri tabanı oluşturduk. Bununla ilgili bak buraya da link vermişim nasıl oluşturuluyor. Bu bağlantıya giderekten bilgilendirmeyi alabilirsiniz. Bu doküman sizde vardı. YouTube'dan SQL Server kurulumu nasıl yapılıyor? Bunun buraya linkini atmışım. Yeni bir database oluşturduk ve tablomuzu da ekledik. Okey. Şimdi burada biraz daha karmaşık tablo yapısı var. Biz sadece bir tane ekledik. O da bloğumuz var. Daha sonra vaktimiz olursa detaylı tablolandırmayı yaparız. Şimdi Visual Studio'ya geçip şu Entity Framework paket yüklemesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Management Nugget Packet seçeneği var. Nerede? Solution Explorer'da. Geldim şuraya. Sitenin üzerine geldim. Nugget'a gidiyorum. Evet. Management Nugget diyorum. Bununla ilgili hangi paketleri yükleyeceğiz? Şuraya Entity yazdığımda, Entity Framework yazdığımda bakalım. Niye gelmedi? Entity yazalım sadece. Update seçeneğinde ne varmış? Şöyle bir bakayım. İnternet bağlantımız da var gerçi. Şuradan bir bakalım ne yazmışız. Entity Framework'ı bir bitişik yazalım dedi. Browser'dan bakalım. Evet, browser'dan bakmamız gerekiyordu. Yüklenmişlerden bakıyormuşuz. O yüzden gelmemiş. Browser'dan geldim. Entity Framework'ü zaten geliyor şurada. Bunu yüklememizi istiyor. Evet, install diyorum buna. Şurada zaten dokümantasyonda not almışım ben. Entity Framework'ü install yaptık. Başka bir şeye de gerek yok. Kabul ediyorum. Entity Framework, yani model oluştururken kullanacağım veri bağlantısı, veri tabanı bağlantısını sağlayan bir framework. Bunu yüklememiz gerekiyor. Niye yüklemedi? Install diyorum tekrardan. Yani yüklüyormuş. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yüklemiş zaten. Şunu bir evet. Şu an yükleme tamamlandı. Şuradan bir refresh yapabiliriz sitemizi. Hatta kapat aç yapalım. Garanti olsun. Kapattım. Ve bir kendine gelsin. Yeni yükleme yaptık çünkü paket ekledik. Site 2'yi tekrardan başlatıyorum. Şuraya bir bakacağım referanslara. Entity Framework'üm gelmiş mi? Evet, şu en üstte gördüğünüz gibi Entity Framework'lerim gelmiş. Süper. Şimdi tekrar geliyorum Solution'ıma. Solution'da modelin üzerine geliyorum. Model oluşturacaktık. Modele sağ tıkladım. Add diyorum.
Buradan new item, new item seçeneğini tıkladım. Data sekmesi web altında şöyle bir bakıyorum ya da şu dataya bakalım. Data sekmesi altında AdoNet Entity Data Model. Zaten bunun bilgisi şurada dokümanınızda da var arkadaşlar. Bakın şurada AdoNet Entity Data Modeli seçin demişim ve işaretlemiş. Bu adımları düzgünce takip etmeniz gerekiyor. Tekrar geldim Visual Studio'ma. AdoNet'i seçtim. Burada bir model 1 olarak kalabilir. Fark etmez. Ya da şurada isimlendirmeye dikkat edin dersem şurada şirket DB diye isim de verebilirsiniz. Fark etmiyor. Model 1 et diyorum. Sonra ilk seçenek olan bunu seçiyoruz. Next dedim. Şimdi buradan bizim az önce SQL Server'da yaptığımız veri tabanı vardı ya, onunla bağlantımızı yapmamız gerekiyor. Bir connection oluşturmamız gerekiyor. New connection diyorum. Biraz bekleyeceğiz burada. Hemen algılamıyor. Evet geldi. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar var. Şu bir defa Trusted Server Certification bunu aktif ediyorum. Ve bir de SQL Server Connection. Biz Windows Authentication'la da bağlanabiliriz demiştik. Ben neyle bağlanmıştım? SA ile bağlanmıştım. Eğer SA oturumum varsa SA diyorum. Ve bir şifremi giriyorum. Ben bu şekilde seçmiştim. Server name'e de ne yazıyoruz arkadaşlar? Şurada server name olaraktan göstermişim bakın. Server'ımızın sunucu ismini yazmamız gerekiyor. Trust'ı da işaretlemişim. Şurada server name gelmiş mi bakalım. Bekle diyor bir. Bekleyelim. Arka planda bağlantı kurmaya çalışıyor server'la. Birden fazla isim algıladı. Biz bir bakalım sunucumuza gidip. Server'ına geldim. Burada A2 öğretmen yazıyor. Tekrar bakalım şuraya. Evet öyle bir şey yok şu an. Şöyle yapabiliriz. Ben şurada disconnect dediğimde tekrar connection diyorum ya. Evet şuradaki ismi kopyalayabilirim ben. Server name olarak ben bunu kopyaladım. Geldim şuraya. Bunu yapıştırıyorum. Ben bunu yapıştırdım. Authentication olarak ben bu şekilde bağlanmıştım. Bunu seçtim. SA kullanıcısı ayarlarını yapmıştım. Yapmadıysam da ilk başta Windows Authentication'da bir deneyelim isterseniz. Hani SA yok diyelim, tamam. Sizde yok. Direkt manuel olarak ben SA ayarlarını yapmadınız. Windows Authentication olarak devam etmek istiyorum. Bakalım bağlantı sağlayacak mı? Şunu işaretleyin. Güvenli bağlantı seçeneği. Trusted Service Certification'ı yapmamız gerekiyor. Şuraya veri tabanı isimlerinizin gelmesi lazım. Bakın bunu gördüysem sıkıntı yok. Eğer bunlar gelmiyorsa yani benim oluşturduğum veri tabanı gelmiyorsa bir sıkıntı var şuradaki ayarlarda demektir. Dolayısıyla site 2 DB idi benim veri tabanım. Bunu seçtim. Artık OK'ye basabilirim. OK diyorum. Ve şurada bana bir bağlantı connection string'imi oluşturdu. Ve bunu web config'e ekleyecek arkadaşlar. Web config şu solution'daki web config dosyası var. Buna bu bağlantı connection string'imizi ekleyecek arkadaşlar. Evet, next istiyorum. Burada tablolarımı seçiyorum. Şuraya geldim. Bakıyorum adımlara. Evet bu adımları yaptım. Bağlantımı oluşturdum. Next dedim. Varsayılan isimle devam ettim ben. Tables'ları seçtik ve şurada name s takısı getiriyor. Onu da seçebiliriz arkadaşlar. Biraz kullanım kolaylığı oluyor. Genelde seçiliyor. Ben de seçiyorum. Bunu şurada görüntüleyebiliyoruz mu? Neyse onu kullanmaya başladığımızda kolaylığını göreceğiz. Detay şu anda sizin için. Bunu da seçtim ve zaten dokümanda da seçtiğimi gösteriyorum. Finish dedim. Modelimi ekliyor şu anda projeme. Evet geldi modelim. Klasörüm geldi gördüğünüz gibi. Tablom geldi. Tablodaki fieldlarım da geldi alanlarım. Bunu CTRL-S yapıp kaydettim ve kapatıyorum. Şu an bunun bir işim yok. Modelimi ekledim. Biraz bekleyelim. Bu model nokta bilmem ne uzantı. Bunu kapattım. Bu da bir işim yok benim zaten. Şuradan bakalım model klasörümüze. Gördüğünüz gibi modelim gelmiş buraya. Yeni bir model ekleyebilirsiniz. Model 1'miş. Bu başka bir isimde bir model daha ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ya da modeli silmeniz gerekiyorsa silebiliyorsunuz da. Başka web config'e bir dosya connection string ekledi demiştim. Ona bakalım. Nerede bu? Connection string'im. Ctrl F yaparsak, connection string dersek,
Ya da diğer şeye mi ekleniyordu? Şimdi bakıyorum nereye geldi. Connection string'im. Bakalım connection string'im nereye geldi. Şurada bir şeye bakacağım. Neresiydi orası? Ha, biz şu seçeneği pasif ettik yanlışlıkla. O yüzden web config'e eklemedim. İsterseniz yeni bir model daha ekledim hemen. Hem tekrar etmiş oluruz. Tekrar bir model ekliyorum arkadaşlar. Ekliyorum. Tabii bunun öncesinde ne yapmıştık arkadaşlar? Sitemizin üzerine gelip sağ tıkladım. Management Nugget'tan bir paket eklemiştik. Entity Framework'e eklememiz gerekiyordu. Tamam, browse'a Entity Framework yazdık. Şuraya gelip Entity Framework yazdık. Buradan yüklü olup olmadığına baktık. Şu an yüklü. Yüklü değildi. Biz install yaptık. Bu kısmı yaptıktan sonra tekrar Solution'da Model Cluster'ın üzerine gelip sağ tıkladım. Add New Item'dan Data sekmesi içerisinde Adonet Entity Data Model oluştur dedim. Artık buna bir isim verelim. Ne diyelim? Site 2 Model diyorum. Site 2 DB'ydi değil mi? DB de koyalım. DB Model. Add dedim. Buradan ilk seçeneği seçtim. Next diyorum. Burada new connection oluşturdum zaten. Bir connection'ım var benim. Ama bu ilk başta yaparken boş geliyordu arkadaşlar. Burada server name vermem gerekiyordu. Server name'ini nereden verdim? Şurada SQL server'ıma gidip server name'i kopyaladım. Tekrar Visual Studio'ya geldim. Bunu yapıştırdım. Windows Authentication olarak kalabilir. Eğer bir kullanıcı oturumunuz varsa, Authentication iseniz, SA oturumu aktifse şuradan da devam edebilirsiniz. Buradan devam edince buraya SA aktif bende şifremi ve username'imi girdim. Yani şuraya girmiş olduğum SA ve bir şifreydi zaten. Connect dediğimde bağlanabildiğim şifreyi ve server name'ini, username'ini buraya girebilirsiniz. Ama siz de Windows Authentication'da devam edebilirsiniz. Bunlar aktif değilse dedik. Buradaki sertifikayı işaretlememiz lazım. Bunları yaptıktan sonra şuraya veri tabanımın geldiğini görüyorum arkadaşlar. Site 2 DB olaraktan geldiğini gördüm. Bunları yapmıştım zaten. Bir connection string'im var şu an bende. İlk defa bağlantı kurduğunuzda bu sizde gelmeyecek. New connection'dan bunu aktif etmeniz gerekiyor. Şu az önce pasifti, şimdi aktif ediyorum. Web config dosyasına bir connection string eklesin diyorum. Next diyorum. Burada tablolarımı seçtim ve şu ilk seçeneği de aktif ediyorum. Finish diyorum. Modelimiz ekleniyor arkadaşlar. Evet, tablom geldi. Yes var diyorum, tüm değişiklikleri onayla. Bunu kapatıyorum. Şu nugget seçeneği de kapatalım. Şimdi geldim şuraya. Bakın model, az önce bir model oluşturmuştum. Şimdi bir tane daha model oluşturdum. İsmi site 2DB model adında bir modelim geldi. Web config'e tekrar gittim. Şurada connection string arıyorum. Burada göremedim. Şuradaki web config'e bakalım. Bunu göstermek istedim özellikle ki. Tekrar açtım. Ha, şurada connection string. En alta eklemiş, gördünüz mü? Bu az önce ben hani web config'e ekle demiştim ya. Bak, connection string'im şurada. Bu connection string nesnesi, yani veri tabanlı proje yapıyorsanız kesin karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu connection string sayesinde biz nereye bağlanıyoruz arkadaşlar? Veri tabanımıza bağlanıyoruz. Burada ne içeriyor işte? Data source'um var. İşte veri tabanımın ismi var burada. Server name'im. Başka trusted certification'ı işaretlemiştim gördüğünüz gibi. Eğer SA ile bağlandıysanız burada kullanıcı adı ve şifrenizi de görüntüleyebileceksiniz. Neyse, burası önemli değil şu an bize. Modelimi ekledim arkadaşlar. Bundan sonrasına bir ara verelim. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi araya çıkabilirsiniz. Şimdi model oluşturma kısmına geçmiştik. Bir veri tabanımızı hazırladık değil mi? Nerede hazırladık? SQL Server'da hazırladık. Bununla ilgili buradaki linkten erişip SQL Server'la ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. Biz veri tabanında bir tane tablo oluşturduk. O da blok tablomuzu oluşturduk. Sonra oluşturduğumuz bu veri tabanını projemize, Visual Studio'ya eklememiz gerekiyor dedik. Bunun için Entity Framework paketi yüklü olması gerekiyor. Management Nugget paket seçeneğine tıkladık. Şurada Solution Explorer'da sağ tıklayaraktan. Browse seçeneğinden Entity Framework yazdığımızda bu install'a tıklayıp yükleme işlemini tamamladık. Entity Framework'ı ekledikten sonra yine modelin üzerine sağ tıklayıp, değil mi? Model üzerinde sağ tıklayıp yeni bir
data sekmesi altında AutoNet Entity Data model oluşturduk. Buna bir isim verdik. Şu seçenekleri takip ederekten sunucumuzla bağlantı kurduk NIM Connection'la. Bunun nasıl yapıldığını burada da detaylı anlattım. SQL Server Connection'la, Authentication'la bağlanmışız. Windows Authentication'la da devam edebilirsiniz. Burada Trusted Server sertifikasyonu aktif olması gerekiyor. Veri tabanımızı seçip bağlantımızı yaptık. İşte Connection String'i web config'e eklemesini sağladık. Tables seçeneği seçili. Şurada ilk seçenek seçili olması gerekiyor. Finish dedik. Web config'e veri tabanı bağlantımızı ekleyip hazır hale geldi modelimiz. Şimdi bu modeldeki verileri web sayfamızda görüntülemek istiyorum ben. Bununla ilgili kısma geçtik. Ekranlarınızdayım değil mi? Görüntü geliyor. Şu web config'i kapatalım. Şurayı alalım. Solution Explorer'ım şurada dursun. Modelim gördüğünüz gibi iki tane model oluşturmuşuz. Biz şunu kullanacağız. Şimdi şurada size verdiğim Word belgesinde ne demişiz? İlk başta bir tane modelin kopyasını almamız gerekiyor. CiteDB Entity diye bir model oluşturmuşum orada. Ama biz farklı bir isim verdik buna, değil mi? Peki bizim ismimiz neydi? Bunu unuttuk diyelim mesela. CiteDB model diye bir isim vermiştik. Bu ismi unuttuk diyelim. Bakalım nerede bu isim? Web config'de var zaten. Şurada bak, name'im neymiş connection string'de? CiteDB, Site2DB Entity'smiş. Bunu kopyalıyorum. Sonra kontrolüme geldim. Controller, home controller'e. Ben işlerimi burada yürütüyordum değil mi arkadaşlar? Yani modelden veri çekeceksem, işte kod yazma işlemlerini burada halletmem gerekiyor. Enter'ladım, buraya geldim. Şimdi bunu buraya eklemek için kontrolör nokta mıydı? Kontrolör noktaydı, evet. Enter dediğimde şuraya ne ekledi arkadaşlar? Bunun dosyasını ekledi. Bağlantı ne diyelim? Klasını ekledi. Namespace'ini ekledi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi modelimize ekledi. Bunu ekledikten sonra buna bir isim veriyorum. DB dedim. Başka bir isim de verebilirsiniz. Fark etmez. New diyorum. Bakın zaten tamamlıyor. Şunu seçtim. Tabii burada parantezlerimi açıp kapamam gerekiyor. Bir de iki nokta üst üste koymamı bekliyor. Bana IntelliSense yardımcı oluyordu zaten. Şimdi artık modelimin bir kopyasını aldım ben. Tamam mı? Şurada model klasım vardı ya da dosyam vardı. Bunun veri tabanından bilgileri çekebilmem için bu kopyasını almam gerekiyor. Buna bir isim verdim. DB isminde bir ismi olsun dedim. Sonra ne yapmışım arkadaşlar? İşte ben hangi sayfamda veri çekeceğim? Mesela burada Index Action Research'um vardı. Burada bir veri çekmek istiyorum. Ya da şöyle yapalım. Boş bir sayfa ekleyelim buraya. Yani şunu kopyaladım. Buraya bir boş div ekleyeceğim ben. İndeks değil de demo diye bir action resort ekliyorum. Buradan bunun view'ini de ekliyorum. Add view dedim. Boş bir sayfa ekleyeceğim için burada bir deneyelim. Herhangi bir layout seçmiyorum. Boş bir layout ya da boş sayfa. Şuradan diğer layout'umu seçebilirim. Boş bir layout seçtim. O boştu. Hiçbir şey yok içerisinde. Add dedim. Bunu ekledim. Evet, view'im şuraya gelecek şimdi. Evet, boş bir sayfam geldi. Burada daha net bir şekilde işlemlerimi yapabileceğim için ilk başta karmaşık gelebilir. O yüzden daha sade bir sayfa istedim ben. Kontrolüme tekrar gidiyorum. Home kontrolüre geldim. Şimdi kitabımda ne yapmışım? Bir tane veri listesi çekmişim. İşte burada blok yazılarını nasıl getiriyorum onu yazmışım. Var tipinde bir değişkenim olsun demişim. Blok listemi çekeceğim buna. Ve db.blok dediğimde ne yapıyor? Şu veri tabanındaki blok veri tabanındaki verileri çekebiliyorum. Evet, aynı sorguyu burada yazalım biz. Var tipinde, pardon, metodun içerisinde yazıyoruz bunu. Metodun içerisine geldim. Hangi sayfamda işlem yapacaksam o metodu kullanıyorum. O action resort'u kullanıyorum. Var blok ne diyelim? Yanlış yazdım. Blok yazılar diyebilirsiniz. Ya da blok LST diyorum. Blok listem. Burada nereden çekeceğim bu verileri? DB içerisinde bulunuyor. Veri tabanı bağlantımı sağlıyordu. Bakın blok veri tabanı tablom vardı. Buraya blocks diye bir S takısı gelmiş. Bunu seçiyorum. Sonra toList diyorum. ToList. Parantez açıp kapadım. Burada toList dedikten sonra iki nokta üst üste bırakabilirim. Bu şekilde verilerimi çekmiş olurum zaten. Şimdi şu veri tabanına tekrar bağlanalım. Şu tablomda herhangi bir veri var mıydı ona bir bakalım. Geldim veri tabanıma. Tables'ın içerisinde, blok yazımın içerisinde Edit Tab dediğimde neyi görüntülüyordum arkadaşlar? Veri tabanının içerisini görüntülüyordum. Burada herhangi bir verim yok şu anda. Ben buraya bir veri ekleyeyim. Ne ekleyelim mesela? Şuradaki yazılardan ekleyebiliriz. Şunu
Tabii burada bağlanamıyorum şu anda. Bunun direkt şeyine gitmem gerekiyor, sitesine. Şuradan gelelim. Ana sayfaya gidelim. Şimdi bu verileri ne yapacağım? Veri tabanına kaydetmem gerekiyor. Şu an manuel olarak kaydedeceğiz. Şu siteyi canlı görüntüleyelim. Ve sayfa başlıklarım vardı. Biraz sizde yavaş geliyor olabilir. Mesela şunu kopyaladım. Bu nedir? Yazı başlığım. Bunu ekledim. Şuraya yazı başlığımın aynısını özet olaraktan da ekliyorum. Hızlıca geçiyorum ben bunları. Sizde görüntü yavaş geliyor olabilir. Şuradan özet kısmı da varmış. Yani özet kısmını buradan şuraya ekliyorum. Şurada detaydan bir iki paragraf alıyorum, yazı detayından. Yazımın gövdesi. Bir de yazar ne diyelim? Ali Bal diyelim. Resim şu an boş. Daha sonra ekleyeceğiz. Enter diyorum. Haftaya halledeceğiz. Ne diyor? Özet kısmının biraz şeyi geçmiş. Yani biz burada sınır koymuştuk ya. Biraz fazla gelmiş. Karakter yetmemiş. O yüzden şu özet kısmını biraz kesiyorum ben. Şunu kopyaladım. Başlık aynı olsun şimdi böyle. Enter dediğimde gördüğünüz gibi ID'yi otomatik olarak atadı. Yazımı da kaydettik veri tabanına şu anda. Bir tane daha yazı ekleyelim. İşte yazı başlığımız şuradan şey seçelim. Tekrar veri tabanına geldim. Bunu ekledim. Özet kısmı da aynı olsun. Ve şuradan bir paragraf daha alıyorum. Bir iki paragraf. Yazımın kendisi de bu olsun. Ayşe Su diyelim. Enter dedim. İkinci yazımı da ekledim. Bu şekilde yazıların veri tabanında, tablomda tutuluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu yazıları ben web sayfamda görüntülemek istiyorum. Geldim buraya. Turist dedim. Bu yazılar genelde tersten sıralamak gerekebiliyor. Onu da yapalım. Order by resim diyorduk. Şurada. Kitabımızda, Word'ümüzde var zaten bunun nasıl yapıldığını. ID'ye göre tersten sıralamasını istemişim ben. Aynı mantıkla buraya geliyorum. X öyle ki yazıyorum. X nokta ID'ye göre tersten sıralıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz Vim'imizi çalıştırıyorduk. Vim'in bu modeli görmesini istiyorum. Onun için de şunu yazmam gerekiyor. Bu listeyi, bu değişkenimizi Vim'imize göndermemiz gerekiyor parametre olarak da. İsmine ne demişim? Block list demişim. Block list diyorum. Bunu Vim'ime gönderdim arkadaşlar. Şu an action result'üm hazır. Yani alt üstü kaç satır kod yazdık? İki satır kod yazaraktan veri tabanımızdaki verilerimizi çekmiş olduk. Yani ilk başta zor gelebilir ama birkaç kere yazdığınızda pratik kazanacaksınız. Şimdi Vim kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Zaten gördüğümüzde de şurada neyi göstermişiz? Home kontrolörü. Sağ taraftaki görselde de bu home kontrolörden gelen verileri nasıl görüntüleyeceğiz? Onu göstermişiz. Bunun için şu modeli sayfamızın başlığına eklememiz gerekiyor. Şuraya geldim. İki taraflı yaptım ki oradan kopya çekebileyim. Demo dedim. Sınavlarda zaten size kaynak serbest olacak arkadaşlar. Sadece bir iki pratik yaptığınızda bunu kullanmayı bilmeniz yeterli bizim için. Yani böyle defterinizde notunuz olsun. Bakaraktan yapabilirsiniz. Şunu sola doğru kaydırdım. Bir defa bu demo CSHTML'e gelen model değerini yakalamam lazım. Et diyorum başına, sayfanın başına. Model enumerate tipinde bir veri olduğunu söylüyorum. Gelen değerin ve şurada büyük küçük karakterlerinin içerisinde site, şurada tabii sitenin ismini yazmam lazım. Benim sitemin ismi site değil burada. Bak, değişiklikleri fark etmeniz gerekiyor. Burada benim sitemin ismi neydi? Site 2. Yani şurada sol için eksi oda gelip baktığımda site 2 olaraktan gözüküyor. Site 2'nin altında hangi modeli kullanıyorum ben? Models'in içerisinde birden fazla modelim vardı. Site 2 DB Entity'si kullanacağım. Tabii burada bunun içerisinde ne gönderdim ben buraya? Blok tablomu gönderdim. Dolayısıyla bunu burada belirtmem gerekiyor. Models'in içerisinde bloku zaten IntelliSense sayesinde yakaladım. Evet, sayfamın başına bu tanımlamayı yaptıktan sonra aşağıda bir for döngüsü kullanmışım. Tabii burada for each döngüsü. For each döngüsünün içerisinde bir div yapısı var. Önce bu div yapısını oluşturalım biz. Div diyorum. Tamam, burada bir div, işte ne diyeceğim mesela? H1 başlık sayfamın yazı başlığı buraya gelsin. Ya da yazımın başlığı buraya gelsin diyorum. Sonra bir de H3 tag'i açıyorum. Basit bir HTML tasarımı yapalım burada. Buraya da özet kısımlarını getireceğim. Sonra paragraf tag'i açıyorum.
kısmında da yazımın içeriği yer alacak arkadaşlar. Buralara veri tabanından gelen değerleri eklemem gerekiyor. Basit bir div yaptım. Sonra da her gelen değerin altında bir HR çizgi çekiyordu, değil mi? HR ile ayıralım. Bu yapıyı koruyaraktan ne yapmam gerekiyor? Veri tabanından gelen iki tane yazım vardı. İki yazı içinde bunu yapmam gerekiyor. Yani şurada bloktan gelen değerleri yakalamam gerekiyor. Bunun için de for each döngüsü yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şu an bunu böyle çalıştırdığımda karşıma ne gelecek bakalım. Burada ne görüntülediysem, ne yazdıysam o gelecek. Evet, başlık, özet, içerik. Şu an veri tabanından herhangi bir şey çektim mi? Çekmedim. Peki bunu nasıl çekeceğim? Bir for each döngüsü yapıyorum. For each'i seçtim. Bir değişken tanımlaması gibi düşünebilirsiniz. Her gelen değere item dedim. Bunun farklı bir isim de yapabilirsiniz. X dersiniz ya da yazı dersiniz, fark etmez. In diyorum. Gelen model, yukarıya belirtmiş olduğum modelde gelen değerleri yakala, item değerini ata diyorum. Sonra bir süslü parantez ekliyorum. Bu süslü parantez for için başladığı yer ve bittiği yer neresi onu belirtiyor. Benim yazım nerede olacak? Şu divin içerisinde. Dolayısıyla for each burada başlıyor, burada bitiyor. Buna dikkat edin. Burada da zaten Word'de de belirtmişim. Nerede başladığını, nerede bittiğini yazmışım. Bu aralıktaki değerler tekrar edecek. Bakalım. Az önce bizim sayfamızda bir tane değer vardı, değil mi? Bakın sayfayı kaydediyorum. Sayfayı kaydettim. Şuraya geldim. Sayfamı bir yenileyelim. Bak iki tane değer atadı. Neden böyle yaptın? Nereye iki tane değer girmiş? Veri tabanında iki tane başlık var, değil mi? Bir tane daha ekleyelim mi? Şuraya bir tane daha ekliyorum. Hakan Yavuz diyorum mesela bunu. Bir tane daha ekledim. Bakın veri tabanında bir yazım daha var. Burayı tekrardan geldim yeniliyorum. Bakın dinamik yapı dediğimiz şey bu. Gördünüz mü? Veri tabanında kaç tane yazı varsa onları çekiyor. Ama adet olarak görüyor. Şu an yazıları çekmedik. Neden böyle? Çünkü şuraya biz başlık yazdık. Buradan veri tabanından gelen değer olsun diyeceğiz artık buna. Bunu da burada belirtmişiz zaten. Et diyorum. Bunları nasıl yakalayacağım? Item değerinde bunlar var zaten. Şurada item diye isimlendirdim ya. Nokta. İşte bak geldi yazılarımız. İşte başlığı mı seçeceğim ben? Buradan başlığı seçiyorum. Burada başlık gözüksün. Et diyorum. Item. Nokta. Burada özet mi yer alacak? Özet. Burada ne yer alacak? İçerik. Et diyorum. Item. Yazıydı değil mi bu? Yazar yazı. Bir de yazarımızı ekleyelim bir tarafa. Şuraya da gelip bir paragraf ekledim. Ya da yukarıda bir yere ekleyebilirim. Şuraya geldim. Tabii biz burada hazır tasarımımız var. Orada tasarım CSS'imiz hazır. Burada basit, hızlıca bir sonuç ürettik. Yazarı da burada görüntüleniyorum mesela. Bunun i olaraktan, i italik miydi? Eğik gözükmesini istiyorum. Şuradaki değerimi italik içerisinde yazsın istiyorum. Tamam. Ctrl S dedim. Şimdi tekrar kaydettim ve sayfama geliyorum. Artık dinamik bir yazı. Bak gördünüz mü? Veri tabanındaki tüm değerleri yakalıyorum. Dinamik bir web sayfamız var. Mesela ben şu yazı başlığını beğenmedim, değil mi? Geldim buraya veri tabanına. Veri tabanında şu yaz başlıktı, değil mi? Ne diyorum? Buraya ASP.NET MVC giriş diye bir başlık at. Enter dedim. Kaydediyor zaten. Geldim web sayfama tekrardan. Yenilediğimde aşağıda gördüğünüz gibi bu yazım neye göre geliyor? Bakın. Tersten sıraladım ya, description demiştim. Tersten neden sıraladım? En son eklenen yazıyı yakalasın, başa koysun. O yüzden tersten geçiyor. Buraya da ne diyelim mesela? HTML ya da MVC model view controller yapısı diyelim mesela. Enter diyorum. Geldim şuraya sayfamı tekrardan yeniledim. Gördüğünüz gibi dinamik bir web sayfası yaptık aslında. Şimdi buraya kadar tamam. Bugün öğleden sonra bunları bir tekrar etmenizi istiyoruz. Haftaya da bunu görsel kısım var diye bizim web sayfamız. Yani şurada demo yazıyor ya. Biz bunları indekse uygulayacağız haftaya. Yani bu sayfada işte şu slider'daki görseli ya da bu kadar ilerlemesek de daha basit bir yapıda buraya web sayfamızı dinamikleştirmemizi yapacağız. Şu an neredeyiz? Bir tane basit bir demo sayfası oluşturduk. Bunun içerisinde görüntülüyoruz. Tabii bu fotoğraf taşıma, fotoğrafları dinamik halde görüntüleme işlemlerini de haftaya tamamlayacağız. Siz bunları bu hafta bir tekrar edin arkadaşlar. Şunu durduralım.